siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil bütün zorluklara göğüs gelerek toplum içinde varlığını... Hizmet İş Sendikası, Bolu İl Başkanlığı Kadın Komitesi, kadına yönelik şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle basın açıklaması yaptı. Tarih, Cumhuriyet analarının düşmanlara karşı meydan okuyan direnişlerini yazmaktadır. Halime Çavuşların, Şerife Bacıların, Nene Hatunların evlatları olarak bu ülkenin kurtuluş mücadelesinin yanında olduk. Şimdi de bu ülkeye leblebet var olsun diye mücadele edeceğiz. Kadın ve siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil bütün zorluklara göğüs gelerek toplum içinde varlığını ettirmek istemektedir. Tüm cinsiyetçi engellemelere rağmen bunun mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedirler. Hizmet İş Sendikası Kadın Komite üyeleri 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir araya geldi. Basın açıklaması yapan Hizmet İş Sendikası Bolu Şube Kadın Komite Başkanı Necla Vural, 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlara destek olmak üzere toplandıklarını söyledi. Kadınlar hayat denilen bu dikenli yolda kutlu bir yürüyüş gerçekleştirmektedirler. Tüm dünyada ataerkil yönetim yapıları, kültürel cinsiyetçi yaklaşımlar kadınlar ve erkekler arasında çatışmalara daha da artırmaktadır. Kadınlar sanılanların aksine güçsüz ve muhtaç değil, erkekler de kadar çalışma hayatına ve toplumsal yapıya katkı sağlamakta ve çaba sarf etmektedirler. Kadınlar annelik gibi zor bir kutsal görevi gece gündüz demeden her saniye üstlenmektedir. Bilmesini istiyoruz ki bizler kadınlar olarak kararlı yürüyüşlerimizden her ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz. Bizler Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak kadına şiddet yakışır etiketine kesinlikle karşı çıkıyoruz. Yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu kadınların yanında olmaya davet ediyoruz. Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ILO, iş yerinde şiddet ve tacizin önlenmesini amaçlayan 109. sayılı sözleşmenin kabulünde öncülük etmelidir. Sözleşme öncülük etmek sadece hükümetin değil, tüm işverenler ve işçi sendikalarının görevi olmaktadır. Hak İş ve Hizmet İş Kadın Komiteleri olarak bu mücadelenin sürmesi için Türkiye'nin tüm kesimlerinden gayret ve destek beklemekteyiz.